Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Hoca. Türkçe Hani'ye hepiniz hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcükte anlam özelliği ile ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu cümledeki altı çizili söz öbeğinin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir demiş. Parçamıza bakalım. Zeytin ağacı için yüzlerce yıldan beri söylenen fakir toprakların zengin ağacı sözünü çok severim ifadesinde yüzlerce yıldan beri ifadesinin altı çizilmiş. Peki yüzlerce yıldan beri ne anlama gelir arkadaşlar? Bu eskiden beri anlamına gelir ya da geçmişten beri anlamına gelir. Şimdi arkadaşlar seçeneklere baktığımızda zamanla olur mu? Bu fazla uygun düşmüyor. Bakın bunu eledik. Yıllar önce bu olabilir. Zaman zaman yani ara sıra demek istemiş. Bu da olmaz. Eski zamanlarda bu da olabilir. Öteden beri bakın bu da olabilir. Şimdi işin püf noktası ne biliyor musunuz? En uygununu bulmak lazım. Şuradakine dikkat ediyor musunuz? Bakın yıldan beri demiş. Burada da öteden beri diyor. Yani geçmişten beri anlamına gelmiş. Biz de ifadeyi kullanırken zaten eskiden beri ve geçmişten beri ifadelerini kullandık. Bakın bunlarda bile den beri ifadesi var. Dolayısıyla buraya en uygun kelime arkadaşlar öteden beri kelimesidir. O yüzden B ve D seçeneklerini denemiş oluruz. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Hani sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde daha önceden bilinen bir şeyin hatırlatılması anlamını katmıştır diyor. A seçeneği dursun. Benim sormam hani yarenlik olsun diyeydi ifadesinde. Bakın buradaki bir sitem var arkadaşlar. O yüzden cümleye sitem anlamı katmıştır diyebiliriz. Bundan dolayı B seçeneğini elemiş olduk. Hani dürüstlüğü de kimseye bırakmazlar ki ifadesinde ise buradaki hani sözcüğü kaldı ki anlamı katar arkadaşlar. Kaldı ki dürüstlüğü de kimseye bırakmazlar. O yüzden C seçeneğini elemiş olduk. Hani benim kim olduğumu bilmese fazla üzülmeyeceğim ifadesinde ise buradaki hani kelimesi de cümleye doğrusu anlamını katıyor. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Hani bu elbise pek de pahalı sayılmaz ifadesinde hani kelimesi buraya da ne anlamı katmış? Üstelik anlamı katmıştır. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise Nevin geçen sene kolunda bir ağrı duymuştu hani ifadesinde. Bakın eylem zaten geçmişte gerçekleşmiş. Kolundaki ağrıyı arkadaşlar geçen sene duyuyormuş. O yüzden hani kelimesi de ne yapıyor? Bunu hatırlatmış oluyor. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde yoktur demiş. Sözcüğümüze bakalım. Çala kalem yazılmış eserleriyle elde ettiği ün onu halkımızın gerçeklerine inmekten alıkoymuştu ifadesinde. Çala kalem burada ne anlama geliyor arkadaşlar? Özentisiz anlamına gelmiyor mu? Ya da üstünkörü anlamına gelmiyor mu arkadaşlar? Evet, özentisiz ve üstünkörü anlamına gelmiş. Seçeneklere baktığımızda gelişi güzel bir şekilde anlatılan bu konuyu kimse anlamadı. Gelişi güzel anlatılan üstünkörü özentisiz anlamındadır. Çala kalem anlamındadır. Bunu elemiş oluruz. Bu odanın bir duvarı üstünkörü bir şekilde boyanmıştı. Bakın zaten çala kalem üstünkörü demiştik. Bunu da elemiş olduk. Önem verilmeden yapılan işler mutlaka başarısızlıkla sonuçlanır. Önem verilmeden, özentisiz, üstünkörü, çala kalem örtüşüyor anlam olarak. Bunu da eledik. Bu dursun arkadaşlar D seçeneği. Kitaplarını rafa özensiz bir şekilde yerleştirmişti. Bakın özensiz, üstünkörü, özentisiz, çala kalem aynı anlamlara gelir. Bunu da elemiş olduk. D seçeneğinde bu konunun kalburüstü araştırmacılarıyla bir süre konuşmuştuk ifadesinde kalburüstü önde gelen söz sahibi araştırmacıları anlamına gelir. Çala kalemle bir ilgisi yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Şimdi sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde az önce demin anlamında kullanılmıştır? Bakalım. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler ifadesinde, bakın buradaki şimdi kelimeleri ne anlama gelmiş arkadaşlar?
şu an anlamına gelmiş. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Şimdi uzaklardasın, gönlün hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak haram oldu ifadesinde şimdi kelimesi arkadaşlar yine şu an anlamına gelmiş. Şu an uzaklardasın anlamına gelmiş. C seçeneğini dedik. Şimdi bilmem neredesin, belki uzaklardasın. Damla damla gözümdesin, ağladığım senin için ifadesinde şimdi sözcüğü de yine şu an bilmem neredesin anlamına gelir. Arkadaşlar o yüzden bunu denemiş oluruz. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim ki bu yaşlar utangaç boynumun kolyesi olsun ifadesinde şimdi sözcüğü de yine şu an anlamına gelir. O yüzden E seçeneğini de demiş oluruz. B seçeneğine geldiğimde ise şimdi bir rüzgar geçti buradan koştum koştum ama yetişemedim mısralarında şimdi demin az önce anlamlarına gelir arkadaşlar. O yüzden cevabımız da B seçeneği olacaktır. Geçiyoruz 5. soruya. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır diyor. Seçeneklerimize bakalım. Bugün yaptığımız her güzel şey çocuklarımızın yarınlarına ışık tutacak ifadesinde. Buradaki ışık sözcüğü nedir arkadaşlar? Çocuklarımızın yarınlarını aydınlatacak anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla burada mecaz anlam vardır. A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Sanatçılar gelecek kuşaklara daima yol gösterici kişilerdir ifadesinde. Yol gösterici olmak, rehber olmak demek anlamına gelir. Burada da mecaz anlam var. Bunu da elemiş oluruz. Bu şairimiz adeta edebiyatın sönmeyen bir mumu gibi daima genç şairleri aydınlatmıştır ifadesinde ise yine burada aydınlatmak arkadaşlar yol göstermek anlamına gelir. Dolayısıyla bu da mecaz anlamda kullanılmıştır. Bunu da elemiş olduk. Bu sert konuşmadan sonra sana kırgın olamam mümkün değil. Arkadaşlar buradaki sert nedir? Ağır, kaldıramayacak ifadelerin kullanılmasıdır. Bu da mecazdır. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise sahip olduğumuz tek alet çekiç ise her şeyi çivi olarak görmeye başlarsınız ifadesinde sahip sözcüğü burada gerçek anlamda kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 6. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili sözün anlamca yerini tutabilecek bir söz kullanılmıştır? Gün olur Veysel'i bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır ifadesinde. Bakın buradaki gün olur sözcüğü ne anlama geliyor arkadaşlar? Zamanı geldiğinde. O an geldiğinde ya da o an gerçekleştiğinde anlamlarını katar. Seçeneklere baktığımızda arada bir yaşlı dedesini ziyaret ederdi. Böyle bir anlam yok. Bunu elemiş oluruz. Bazen kader bize oyun oynar dostum. Burada da böyle bir kelime yok. Bunu da elemiş oluruz. Gün doğmadan neler doğar dedikleri gerçekmiş. Arkadaşlar burada da böyle bir kelime yok. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Uzun zamandan beri ailesinden ayrı yaşıyordu. Bakın burada da böyle bir kelime yok. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise bu güzel anıları an gelir özlemle ararsın ifadesinde. An gelir zamanı geldiğinde, o an gerçekleştiğinde anlamına gelir. Dolayısıyla gün olur kelimesiyle örtüştüğünü görüyoruz. Bu sebeple de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır demiş. Bakalım. Al Pacino çok yönlü bir oyuncudur. Verilen her rolü layıkıyla yapar, kötü karakteri kahramanı yadırgamadan oynar demiş. Arkadaşlar bakın burada layıkıyla kelimesi ne anlamı katıyor? Olması gerektiği gibi anlamını katıyor arkadaşlar. Ya da hakkıyla anlamını katıyor. Hakkıyla yapar anlamına gelir. Ya da dört dörtlük yapar anlamına gelir. Hepsi aynı anlamı çağrıştırmaktadır. Seçeneklere baktığımızda Halit Ziya birçok yazarın isteyip de ulaşamadığı bir yere varmıştır edebiyatımızda.
Bakın burada böyle bir anlam yok, bunu elemiş oluruz. Birçok ayrıntıya dikkat edilmemesi bu konunun gün ışığına çıkmasını engellemiştir. Burada da böyle bir ifade yok, bunu da elemiş oluruz. Sait Faik, öykücülüğümüzün odak noktalarındandır ve birçok yazara örnek olmuş bir yazardır. Burada da böyle bir kullanım yok, bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Hakkını aramayan bir insanın hayatta mutlu olması düşünülemez. Bakın burada da böyle bir ifade yok, bunu da elemiş oluruz. Nurullah Ataç, eleştirilerinin kurallarını gerektiği gibi yerine getiren bir eleştirmendir ifadesinde. Gerektiği gibi yerine getiren, yani hakkıyla eleştiri yapan, dört dörtlük eleştiri yapan, olması gerektiği gibi layıkıyla eleştiri yapan anlamına gelir. Bu kuralları işlettiğini gösterir. Bunun içinde doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu cümlede geçen beylik sözcüğünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir demiş. Zaman kendi buyruğunda acımasızdır. Beylik duyguları ve düşünceleri çok çabuk yıpratarak etkisiz duruma getirir demiş. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi ne var? Beylik tabancası var değil mi arkadaşlar? Polis ya da askerlerin kullandığı. Buradaki beylik ifadesi devlete ait olan anlamına gelir, tamam mı? Fakat bir beylik kelimesi daha var. Bu beylik kelimesi de arkadaşlar duygu ve düşünceler için eğer sıfat durumunda olursa cümleye şu anlamları katar arkadaşlar. Orta malı anlamını katar mesela. Ya da basma kalıp anlamını katar. Veya arkadaşlar yeniliği olmayan çok bilinen anlamına gelir. Daha da çoğaltalım bunu. Herkes tarafından kullanılan anlamına gelir. Tamam mı? Herkes tarafından kullanılan anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda farklı, özgün, göreceli, önemli demiş. Bakın burada basma kalıbı zaten kullanmış. Biz de böyle olduğunu söylemiştik. Duygu ve düşünceler için sıfat görevinde kullanılırsa beylik ifadesi basma kalıp anlamına gelir. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde mecazi bir söyleyiş vardır demiş. Çalışkan bir yazar, yetkin bir çevirmen olan o iyi insanın aramızdan ayrılmasının üzerinden 15 yıl geçti. Arkadaşlar bakın bunlarda herhangi bir mecaz yok. Burada ise daha önce konu anlatım videosunda bahsetmiştik. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Güzel adlandırma diyoruz. Yani aramızdan ayrılması derken burada ölmesinden bahsediyor. O yüzden burada mecaz vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır diyor. Hatırlarsanız yine konu anlatım videosunda bahsetmiştik. Bilim, sanat, meslek ya da spor dalı ile ilgili terimlerin yine aynı anlamda kullanılmasına terim anlam denir demiştik. Aynı cümle içerisinde kullanılmasına. Seçeneklere baktığımızda Fuzuli divan edebiyatında lirik şiirleriyle tanınmıştır ifadesinde lirik şiir edebiyata ait bir terimdir. Yine aynı cümlede kullanıldığı için bunu elemiş olduk. Yaşar Kemal'in romanlarında Çukurova ağzına ait sözcükler geniş yer tutar. Yine ağız, şiir ve edebiyata ait terimlerdir. Edebi bir cümlede kullanıldığı için bunu da elemiş olduk. C seçeneği dursun arkadaşlar. Halk şiirinde daha çok yarım uyak kullanılmıştır. Yarım uyak da edebi bir terimdir. Edebi bir cümle içerisinde kullanılmış. Bunu da eledik. Sait Faik, durum öyküsünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir. Durum öyküsü de arkadaşlar yine edebiyatta var olan bir ifadedir. Yine edebi bir cümle içerisinde kullanılmış. O yüzden bunu da elemiş olduk. C seçeneğine baktığımızda ise Ahmet Haşim, sıra dışı bir yaşam sürmüş bir sanatçıdır ifadesinde herhangi bir terim yoktur. Bu sebeple de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan doğmuş bir sözcük kullanılmamıştır diyor. Arkadaşlar konu anlatım videosunda bahsetmiştik. Yansıma ne ile oluşuyordu arkadaşlar? Seslerle. Seslerin yazıya aktarılmasıdır demiştik. Seçeneklere bakalım. A seçeneği dursun.
dışarıdaki gürültü herkesi rahatsız etmişti ifadesinde, bakın buradaki yansıma sözcük arkadaşlar gür kelimesidir. Gürden gürül, gürülden gürültü olmuş. Dolayısıyla bu yansımadır. O yüzden B seçeneğini elemiş oldum. Balon patlayınca sınıftakiler ürkmüştü ifadesinde, burada kelime pattır arkadaşlar. Yansıma sözcüktür ve türediğini görüyoruz. O yüzden bunu da elemiş olduk. Toplumumuzda yere tükürme kötü bir davranıştır ifadesinde, bakın kelime arkadaşlar tü kelimesidir. Hani tü senin yüzüne derken tü burada yansımadır. Dolayısıyla D seçeneğini de elemiş oluruz. Şelalenin şırıltısı bize huzur veriyordu ifadesinde, zaten nedir? Şırıltı ya da şırıl ifadesi yansımadır. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar A seçeneğinde çocuğun maçta bağırmaktan sesi kısılmıştı cümlesinde herhangi bir yansıma yoktur. Bu sebeple de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamada verilen ikinci kazanımı örneklemektedir diyor arkadaşlar. Vakit kaybetmeyelim, hemen ikinci kazanıma bakalım. Tüm sözcüklerin gerçek anlamda kullanıldığı bir cümle oluşturur demiş. Seçeneklere bakalım. Bu soruyu çözmenin birinci yolu soruyu dikkatli okumaktır ifadesinde. Bakın buradaki yol sözcüğü yöntem anlamına gelmiş ve mecaz anlamda kullanılmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Keskin bakışlarıyla etrafında olup bitenleri izliyordu kelimesinde ise buradaki keskin sözcüğü herhangi bir şeyin bir şeyi ikiye ayırması mıdır? Hayır, dikkatli bakışlarıyla anlamına geldiği için mecazdır. Bunu da elemiş olduk. Onlar aynı dilin toprağında yetişmiş usta sanatçılardır ifadesinde ise aynı dilin toprağında yetişmek. Bakın aynı kültürün, aynı ülkenin dilini kullanmak anlamına gelir. O yüzden bu da mecazdır. Bunu da elemiş olduk. Havalimanında bindiğim taksi beni yanlış adrese bırakmıştı ifadesinde bırakmak kelimesi burada indirmek anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. O yüzden bu da mecazdır. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş olduk. Ne yazık ki gazetelerde her gün yüzlerce kaza haberi okuyoruz cümlesinde bakın herhangi bir mecazlı söyleyiş yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 13. soruya. 13. soruda bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi ile ayraç içindeki söz arasında anlam açısından yakınlık yoktur demiş. Bakalım. Maksat amaç. Bu doğru. Edebiyat yazın. Bu da doğru. Güzel estetik. Bu da doğru. Meydana getirmek, oluşturmak. Bu da doğru. Şimdi arkadaşlar 2 numaraya baktığımızda edebiyatta maksat ancak edebiyattır ifadesinde. Buradaki ancak kelimesi fakat anlamına gelmiyor. Ancak kelimesi burada sadece anlamına gelmiş. Yani edat görevinde kısaca. O yüzden de burada anlamın uyuşmadığını görüyoruz. Bu sebeple de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.